Güzellikler, merhabalar. Ben Asil Moray. Kanalıma hoş geldin, sefalar getirin diyorum. Bugün hararetli, seksi, tatlı bir konuyla karşınızdayım. Erkeklerin aklından geçen, zihninden geçen bazı fantaziler var. Ve en yaygın olan fantazilerden bahsedeceğim. Çok derinlere girmeyeceğim. Bunları diğer videolara saklıyorum. Yüzeysel olarak en çok hangi fantaziler istiyorlar? Ama bunu sana ya söylüyor ya söyleyemiyor. Ama tüm erkeklerin aklından fikrinden geçen bazı fantaziler var. Söyleyip söyleyemediğini yorumlarda buluşuruz. Onları orada tartışırız. Orası ayrı bir konu. Fantazi dünyası evet güzel bir şey. Bazıları söylenir, bazıları söylenmez. Söylenirse çok yanlış anlaşılır çünkü. Veya kendi hakkında çok fazla yanlış düşünülebilir. Onları beraber tartışacağız. Birincisi, fantazilerin sonuç kısmından giriş yapıyorum. Ne demek? Bir işte sevişmenin her şeyin sonucunda ne oluyor? Bir rahatlama oluyor. Böyle "Oh, çok güzel rahatladım, ettim." Buradaki erkeklerin aklından geçen fantaziler. Ya yani boşalmaktan bahsediyorum açık konuşmam gerekirse. Bu fantazilerden ilki içe içe doğrumuşum. Bu ne demek biliyor musun güzelim? Yani erkek oradaki sıcaklığı tatmak istiyor. İş yaşamamıştır. Deli gibi merak ediyordur. Belki söylüyordur, söylemek istemiyordur veya yanlış anlayacağını ümit ediyordur veya seni korumanı istemiyordur. Sürekli prezervatif vesaire bunlardan sıkılmıştır. O içe boşalmanın tadını inanılmaz derecede merak ediyordur ve gerçekten sevdiği birisiyle birlikte olan bir erkek bunu gayet normal bir şekilde içgüdüsel olarak isteyebilir. Sana söylediğimi söylemediğimi bilmiyorum. Birincisi buraydı. İkincisi nereye? Ağza ve yüze. Erkeklerin aklından geçen fantazilerin başlarında bu rahatlama konusunda boşalmalardan devam ediyorum. Ağza ve yüze. Ya ağza olduğunda erkek zaten o an rahatladığı için çarpı iki rahatlıyor. Çünkü oradaki sıcaklık vesaire çok farklı duygular hissediyor. Yüze ise bir görsel olarak orada kadının aldığı keyif eğer keyif alıyorsa kadın bunu görmekten daha fazla haz alabiliyor. Ha bunu söylemiştir söylememiştir sana bilemem. Ama her erkeğin aklından geçen böyle şeyler vardır. Ama dediğim gibi Madonna fahişe sendromu diye bir şey var. Kimi erkekler değer verdiği kadına sevdiği demiyorum. Değer verdiği kadına bunları yakıştıramadığı için söylemiyor bile. Ama dışarıdaki fantezilerini gideren bir kadına çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Burada çok ince bir detay var. Seni hem sevip hem fantezilerini yaşayabiliyorsa zaten o erkek aşmış demektir. Diğer fanteziden bahsedeceğim. Bunu da çoğu erkek adım gibi çok fazla istiyordur ama söylemekten çekiniyordur. Başka bir kadının izlemesi. Yani şimdi atıyorum ben biriyle ilişkiye giriyorum. O sırada yanımda oturur, kameradan olur, bilmem nereden olur. Başka bir kadın izlen... Şu, şuradan örnek vereceğim. Mesela girin çetrulettir, omegledir bilmem ne. Erkekler göstermekten o neyi gösteriyorlarsa artık çok fazla keyif alıyorlar. Bunu yüksek dos olan erkekler yapıyor. Çok fazla işte görsün, izlesin, hakkında yorum yapsın vesaire. Dış bir gözlem erkeklerin hoşuna gidiyor. Ha. Bir yandan ilişkiye girip bir yandan birisinin izlemesi erkeğin performansını zaten çarpı ikiye koyar. Bunun altında yatan psikolojik nedenler var. Oralara girmiyorum. Sadece söylemek isteyip söyleyemediği fantezilerden devam ediyorum. Evet bu da çok önemli bir yer kaplıyor. Erkeğin ilişkiye girerken başka bir kadın tarafından izlenmesi erkeklerin fantezi dünyasında kafaya oynuyor. Şunu çoğu erkek artık söylüyor. Artık yani işte ters ilişki merakı, işte bunu çok merak ediyorum, yaşayalım, edelim. Ama bunu sen de istiyorsan bu iki tarafın isteyip yaşayabileceği bir şey. iki tarafın keyif alarak yaşayabileceği bir şey. Bir taraf isteyip diğer taraf kırılmasın, üzülmesin diye yapıyorsa sen zaten keyif almazsın güzelim. Ama bunu sen de merak ediyorsan, sen de bir yaşamak istiyorsan vesaire hazırlık dönemi var. Bunların hepsinin videosunu çekeceğim. Hiç merak etme. Sadece beni takipte kalman yeterli. Diğer bir fantazi erkekler böyle gözü döndüğünde, hayvan sallaştığında, içgüdüsel olarak bambaşka boyutlara geçtiğinde, işte oral sırasında kadının gırtlağına kadar böyle buraları pornolardan görüyorlar bunları. Oralardan görüp böyle merak ediyorlar. Merak duyguları uyanıyor diyorum. Sen söyleyip söyleyemedin bilmiyorum. Ama mesela kık, kık, kık sesi var ya çoğu erkek o sese bayılıyor. Ha dediğim gibi ama hem değer verip hem bütün fantezilerini gidebileceği hem sevebileceği bir kadınla yaşandığında bunlar anlam kazanıyor. Ama şu erkeğin bilinçaltında da hep bu izlediği erotik şeylerden dolayı kaynaklanabiliyor. Ellerini kelepçeyle bağlanması. Bunu evet daha çok oyun haline getirdiğinizde yaşanacak güzel şeyler. Bunu da söylemek istiyordur, söyleyemiyordur veya bağlıyordur. Açık ve net iletişim. Mesela erkeğin bunlardan hangisini istediğini benim videomu al göster. Böyle böyle bir video ile karşılaştım de. Bana söyleyemeydin acaba bunların içinde bir ya da iki tane bir şey var mıdır? Madem bana söyleyemiyorsun açık ve net oynayacağız da bu saatten sonra. Belki yatak hayatınız bu videodan sonra inanılmaz derecede canlanacak. Kim bilir? Belki olabilir. Ha Şimdi hep erkekler kendini düşünecek değil. Neyin fantezisi var biliyor musun bir de erkeklerde? Senin haykırarak, inleyerek rol yapmadan rahatlayabildiğini, boşalabildiğini gördüğü zaman erkek inanılmaz derecede keyif alıyor. Diyor ki başarabiliyorum, yapabiliyorum, vay be ben neymişim falan filan buralara gidiyor. Zihinsel olarak, ruhsal olarak erkek burada bir rahatlama yaşıyor. Başardım duygusu, yapabildim duygusu. Erkeklerin fantezinin içinde bu da var. Ama erkek gerçi bu fantezini çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilir. Çok fazla emek vererek, çok fazla... Oralarla, güzel yerlerle oynayarak, oyun hale getirerek, ön sevişmeyi uzun tutarak bunların videosunu zaten ben erkeklere anlatmış bulunmaktayım. Ha, böyle erkek şey yapacak sakın rol yapma sakın rollen erkek rolü hissettiği an, ilişkiniz çok daha fazla kötü yerlere gidebilir. Kostümlü. Şimdi köle olur, hemşire olur, işte sekreter olur. Bunlar hep böyle bazı meslekten cinsel olarak özdeşleşmiş durumda maalesef. Yani bu bütün dünyada bu şekilde. Bunu evet fantezer renk haline getirebilirsiniz. Kostümlü bir şekilde oyunlar oynayabilirsiniz. Bunlar erkeklerin fantezi dünyasında mutlaka yer kaplıyor. Mesela atıyorum güzel bir gecelik topukla yakıp elinde kırbaçla çılak diye bir gün erkeğin karşısına çıktığında erkek şoktan ölebilir. Ne oluyor ya der benim kadınıma ne olmuş der. Ama bunlar tabii ki öncesinde konuşacaksınız öyle kimseyi direkt şoklamayın. Bir diğer fantezi ne biliyor musun? Yatakta. Sen rahatlarken, sen mastürbasyon yaparken seni izlemesi erkekler bundan da keyif alıyor. Veya Açık açık şunu da yapabilirsin. Sen üstü olduğun pozisyonu bir yandan kendi klitoris bölgünü dokunarak kendi iyice rahatlattığında erkek orada gördüğünde veya hiçbir şey sen yatakta böyle kendin kıvrandığında ettiğinde emin ol erkek orada rahat durmayacak. Yatağı iyice şenlendireceksiniz. İyice başka boyutlara taşıyacaksınız. Bunu söylediğinden an bak izleyecekse bu videoyu erkeğine partnerine. Evet bunu yapabiliriz mutlaka diyecek. Bir de aklın fantezilerden bir tanesi güzel bir show yaparak dans ederek güzel bir müzik eşliğinde soyunman, onun karşısında oynaman ve bir, bir kucak dansı. erkeğin söyleyip veya söylemedi fanteziler arasında mutlaka yer alır. Ha şuna geleceğim. En dip nokta ne biliyor musun? En uç nokta erkeklerin her erkeğin zihninden fikrinden geçen bir şey söyleyeceğim. Ama dile gelmiyordur büyük ihtimalle artık dile de gelmeye başladı grup. Bu grup olayı çok fazla artık bana inanılmaz mesajlar geliyor bununla ilgili. İşte erkek arkadaşım şöyle diyor ilişki sırasında yapalım diyor edelim diyor. Tabii ki erkek iyice yükseldiği zaman ilişki sırasında söyleyebilirim. Veya normal bir zamanda işte ya grupta işte iki kadın bir erkek olarak. Sen desen ki orada iki iki olsun o zaman iki erkek iki kadın onu kabul etmez. Seni paylaşmaz bir yandan ama kendisinin aynı anda hem sevdiği hem de başka bir kadınla orada görmek ister. Er erkeğin hayalini fantezilerin uç noktasındadır. Ama bunu tabii ki bu çok uç nokta, bu çok ütopik bir şey. Bunu kabul edersin etmezsin bilmiyorum. Yani et diye söylemiyorum. Ben sadece bu videoyu erkeklerin karanlık ve zihinsel fantezi dünyalarından yola çıkarak hazırladım. Unutmayın doğru iletişim, doğru zamanla doğru iletişim. Tatlı dilli bir şekilde olduğunda yetişkinlerin oyun alanı sadece yatak odası olduğu için renkleri renklendirebildiğiniz kadar renklendirin. Çünkü zaten bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Bari yatakta olduğumuz gibi özgür olalım fantezilerimizi. Sınırlar dahilinde iki kişinin istekleri ve doğrultusunda kabul edebildiği noktalar dahilinde gerçekleştirelim. Kendinize çok güzel bakın. Güzellikler. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.